Şimdi askeri meteoroloji esasında normal meteorolojiden bir farkı yoktur. Yani ölçümler aynı ölçümler. Yani normal bir dönem zamanda ölçülen meteorolojik parametreler askeri amaçlı da ölçülür. Ama şöyle diyeyim ben size daha baştan. Bir savaş durumunda sınırlarınızın dışından herhangi bir veri alamazsınız. Siz de dışarıya bir veri vermezsiniz. Yani meteorolojik veri vermezsiniz. O açıdan savaş durumunda bunun önemi orada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizin kendi verinizi dışarı vermeyeceğinize göre, dışarıdan da veri alamayacağınıza göre o zaman bu meteorolojik, askeri meteorolojik ölçümler daha önemli hale geliyor. Ama tatbikatı şudur budur bunlar da dışarıdan da veri alabiliyorsunuz şeyden de. Yani bu savaş durumu ancak uluslararası bir savaş olur sizle ülkenizle ilgili. O zaman kesilir bütün veri akışları. Şimdi normal bir zamanda ise kara kuvvetlerinde ne ihtiyacı var meteorolojiye? Kara kuvvetlerinin bir defa helikopterleri vardır. Alçak uçuşlarla meteorolojik durumları verir. Biliyorsunuz alçak uçuşlarda uçağın, helikopterin bir yere inmesi, kalkması, biliyorsunuz siz yüzünden düşen helikopterleri çok gördük. Bunlar da alçak uçuş yaptığı için kara kuvvetlerine bu şey verilir. İçişleri Bakanlığı'na da yani jandarmaya geçti şimdi İçişleri Bakanlığı. O yüzden söylüyorum. Jandarma da bu tür verileri alır ve ona göre alçak uçuşlar kullanır. Bunun ayrıca hava kuvvetlerinde ne yapar? Hava kuvvetleri ise uçuş esnasındaki meteorolojik şeyler önemlidir. Aynı Türk Hava Yolları uçağı gibi veya işte uçaklar gibi gittiği yerlerdeki clear air turbulence dediğimiz açık hava türbülansı olup olmadığı, bulut olup olmadığı baştan uçağın gideceği menzildeki hava durumunu alır. F-16'sı, F-5'i neyse artık savaş uçağı. Bunun yanında tabii ki elemanlarının bir tanesi de kara kuvvetlerinde topçu atışı veya füze atışıdır. Bunlar yaklaşık 40-45 kilometre menzilinin üzerindeki atışlarda nem, sıcaklık, rüzgar bu merminin gideceği yeri %67 oranında etkiler. Bunun için son derece önemlidir. Peki askeri meteorolojinin en önemli şeylerinden bir tanesi. Buradaki size hedefinize göre topçu ateşinde veya füze ateşinde bu yol üzerindeki meteorolojik şartlar gereklidir. Çünkü eğer rüzgar hızında bir değişiklik olursa hedefinize ulaşır. Bu acılıkta önemli olan diğer husus da iletişim vereceğim. Bizim atmosferin yukarı seviyesindeki bölgede buradaki radyo dalgalarının yansıması mevcuttur. Bu yansımadan dolayı bu bölgedeki iyonların işte radyo dalgalarını etkileyen diğer parametrelerin bildirilmesi lazım. Bunun haricinde bulunduğunuz bir savaş halindesiniz. Buradaki savaş meydanındaki meteorolojik durumu bilmeniz lazım. Mesela ben size örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'da meteorolojik şeyleri kullandı. Nasıl kullandı? Yağmur bombası ataraktan, yağmur bombası dediğimiz yani yağışı artıraraktan bataklığa çevirdi o bölgeyi ve karşı tarafın tanklarının hücum etmesini önledi. Aynı şekilde 1991 senesinde İran'da, Irak'taki savaşta ise toz fırtınaları çok önemli. Tahminini yaparaktan savaştaki müdafaa kısmında çünkü eğer bunların haricinde daha çeşitli bulması için. Askeri meteoroloji böyle bir şey. Yani birincisi dediğim gibi savaş anında cepheye
Askeri meteoroloji ekipmanları kurulur. Nedir bu ekipmanlar? Bir ekip gider oraya. Yani bu sadece şeycisi hepsi gider oraya bir çadır kurulur. Bu çadırda meteoroloji ekiptir. Buradan radyozonda balonu uçurulur ve o bölgedeki buna o bölgedeki düşey atmosferin düşey yapısı ortaya çıkar. Yani bu meteorolojik timdir ve bu meteorolojik tim her bölgede hazır vaziyette bekler bunlar. Derken elemanlar diye işleri normal zamanda yapar ama o ekipmanlar vardır. Tatbikat sırasında da bu olur. Silahlı kuvvetlerin tatbikatı sırasında da istenir bu. O ekipmanları alır gider oraya yerleşir ve orada meteorolojik verileri üretmeye başlar. Askeri meteoroloji böyle bir şey.